Günaydın. Aynen. Arada. Evet çocuklar. Son dersimizde birlikteyiz. Bugün 29 Nisan 2021. Son dersimiz matematikle devam ediyoruz. Matematik kitaplarımız zaten önümüzde açık. Nerede kalmıştık? Sayfa 26'da kalmıştık. Burada şekil grafiğimizi görmüştük. Ona göre sayı grafiğimizi oluşturmuştuk. Sayı grafiğimizde herhalde bazılarımız yanlış yaptı. Çünkü burada her bir şekil 4-2 olarak kabul ediyorduk. Ona göre bulduk ve yazdık. Şimdi soruları cevaplandıralım. İlk soru. Bir teneffüste nokta nokta tane simit satılmıştır. Kaç tane simit satılmış? Kim söyleyecek? Zeynep. Benim kameri açmadım. Evet. Yeni mi? 20 tane. 20 Aç şöyle ya. Tamam, kameri açmamışım. Hani bak ya. Esma'nın mikrofonunu kapat. Ha. Zeynep. 10 tane. 10 mu? Biz 10 mu bulduk burada simidi? Ay 20. 20. Çünkü her bir şekil 2 tane demekmiş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. İbrahim, kaç tane simit satılmış? Bir teneffüste 20 tane simit satılmıştır öğretmenim. Evet. Sarp? 1 teneffüste 20 tane simit satılmıştır. Hatice? 1 teneffüste 20 tane simit satılmıştır. Evet, Cennet de 20 dedi, Hamit de 20 dedi. Hasan? 1 teneffüste 20 tane simit satılmıştır. Evet, Cem? Bir teneffüste 20 simit satılmıştır. Evet, 20 tane simit satılmıştır, değil mi? Emir? Bir teneffüste 20 tane simit satıldı. Evet, 20 tane simit satılmıştır. Baktığımızda sayı grafiğimize 20 tane olduğunu görüyoruz. Hemen yazdık buraya. İkinci soru. Sandviç satışı bisküvi satışından nokta nokta tane fazladır. Sandviç satışı bisküvi satışından sandviç 10 tane, bisküvi 4 tane. Sandviç satışı bisküvi satışından nokta nokta tane fazladır. Cevap ne olacak? 10 ile 4'ü ne yapacağız? İbrahim. Sandviç satışı bisküvi satışından 3 tane fazladır. 3 mü? Nasıl buldun 3'ü? Evet, 10 ile 4'ü çarptım. 10 ile 4'ü çarptın, 3 buldun. 10 ile 4'ü çarpsam 40 olur bir defa. Nasıl 3? Başka bulan var mı Zeynep? Öğretmenim 14. 10 ile 4'ü topladın mı sen? Öğretmenim ben
Toplamadım ki. 14'ü nasıl buldu? Bakalım öğretmenim. Acaba toplayacak mıyız 10'la 4'ü? Sandviçte bisküvi toplayacak mıyız? Başka cevap bulamam. Saat. Evet. Saat. Evet öğretmenim, çıkartacakmışız. Zeynep, sen söz hakkı vermiştin. Bitti, şimdi Sarp'ı dinliyoruz. Lütfen araya girme. Sarp sen söyle. 10'dan 4'ü çıkarttım ve 6 buldum. Hatice? 10'dan 4'ü çıkardım, 6 buldum. Cem sen ne buldun? 10'dan 6 çıkardım, 6 buldum. 10'dan 4'ü çıkarttım de, 6 çıkarttım dedi. Pardon, yanlışlıkla söyledim. Tamam, Hasan? 10'dan 6 çıkardım, 4 buldum. 10'dan 6 mı çıkarttın? Ay, neydi? 4. Bana bakma, söyle. Zehrin sen ne buldun? 10'dan 6 çıktım, 6 buldum. Ondan 4 çıktım diyeceğim. Bisküvi 4'tür. Ondan 4'ü çıkarttım, 6 buldum. Evet, Muhammed. Onda 4'ü çıkardım, 6 buldum. Evet, bize ne demişti soruda? Sandviçin satışı bisküvi satışından kaç tane fazla, nokta nokta tane fazladır dedi. Sandviç satışı kaçtır? 10'dur değil mi? Bisküvi satışı kaç? 4. 10'dan 4'ü çıkartırsak biz sandviç satışı bisküvi satışından kaç tane fazladır bulabiliriz? 10'dan 4 çıkarsa 6, yani çıkartacağız. 10'dan 4 çıkartıyoruz. 6. Evet, diğer soruya baktığımızda bir teneffüste nokta nokta tane içecek satılmıştır diyor. Cevabı kaç buldunuz? İçecekler nelerdir? Bakalım burada ne var içecek? Su var ve ayran var. Yani suyla ayranı toplayacağız değil mi? Çünkü içecek kaç tane satıldı diye soruyor. Su ve ayranı toplayacağız. O zaman kaç buluruz cevabı? Bir teneffüste nokta nokta tane içecek satılmıştır. Kaç tane içecek satıldı? Hatice? 34 öğretmenim. 34 dedin. Muhammed? 24 öğretmenim. 24 mu? Öğretmenim, hangi sorudayız ki ne? Üçüncü sorudayız. Bir teneffüste nokta nokta tane içecek satılmıştır diyor. Kaç tane içecek? İçecek dediğimiz nedir? İçilen şeyler değil mi? Mesela su, ayran. Suyla ayranı toplayacağız. Su 20, ayran 14. Başka, Zeynep sen ne buldun? 34 öğretmenim. Tamam. Cem? Otuz dört buldum öğretmenim. Evet. Zerrin? Ben de 34 buldum. İbrahim? İlk başta 27, 14'ü topladım. 34 cevabı. Evet. Kaç tane içecek satılmıştır diye sormuş bize değil mi? İçecek dediğimiz nedir? Yani içilebilen şeyler. Yani ne var burada kantinde satılan içebilecek şeyler? Su var, ayran var. Su kaç tane satılmıştı? 20.
Ayran kaç tane satıldı? 14. O zaman 20 ile 14'ü toplayacağım demektir. 20 topla 14. 20 ile de 14'ü toplarsak cevap 34. Yani toplam 34 tane içecek satıldı. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz. İki teneffüste aynı miktarda su satılmıştır. Yani nasıl, ne demek istiyor? İlk teneffüste 20 tane satıldı ya, ikinci teneffüste de 20 tane satılmış su. Toplam 40 tane satılmış. Yani ilk teneffüste 20, ikinci teneffüste 20. Toplam 40 tane satılmış. Bir suyun fiyatı da 1 TL olduğuna göre nokta nokta TL'lik satış yapılmıştır. Yani bir suda 1 TL olduğuna göre sulardan ne kadarlık bir para kazanıldı? Kaç TL'lik bir para kazanıldı? Satış yapıldı. İlk teneffüs 20 tane satıldı. İkinci teneffüs de 20 tane satıldı su. 20-20 daha 40 tane. Toplam 40 tane su satmış bu kantin. Her bir suyun fiyatı da 1 TL olduğuna göre toplam ne kadar para kazandı sadece sudan? İbrahim? Öğretmenim, birinci teneffüste 20 tane, ikinci teneffüste 20 tane satılmış. O yüzden 40 ediyor. Cevap 40. 40. Her bir suda 1 TL olduğuna göre 40 TL mi kazandılar? Sadece sudan. Toplamı. Evet. Başka söylemek isteyen? Başka söylemek isteyen yok mu? Öğretmenim. Zeynep. Öğretmenim 40'tı. 40. Cem. TL. Evet, 40 TL kazandılar değil mi? Sadece su satışından. Nasıl? İlk teneffüs 20 tane satılmış. Diğer teneffüste de 20 tane su satılmış. Toplam kaç su satıldı? 40 tane satıldı. 40 tane su satıldı. Her bir suda 1 lira olduğuna göre 40 ile 1'i çarparsam, 40 ile 1'i çarptık. Gene 40 TL olarak bulduk. Yani sadece sulardan 40 TL kazanmış bu kantin. Bir sonraki soru. Bir teneffüste kantinden nokta nokta kişi alışveriş yapmıştır. Toplam kaç kişi alışveriş yaptı bu kantinden? 20 tane simit alan oldu, 10 tane sandviç alan oldu, 16 tane çikolata alan oldu, 20 tane su alan oldu, 14 tane ayran alan oldu, 4 tane bisküvi alan oldu. Toplam kaç kişi alışveriş yaptı? Toplam. Kim söyleyecek doğru yaptı? Sarp? Altmış üç. Zerri? 63. Yok buraya doğru, tamam mı çocuk? 63. Hasan? 63. 63 dedin. Başka Cem? 63. 63 dedin. Başka Halil? 63. Hatice? 63 öğretmenim. Yanlış yazdım. Tamam. Zeynep? 63 öğretmenim. 63. Nasıl buluyoruz 63'ü? Hepsini topluyoruz değil mi? 20, 10, 16, 20, 14 ve 4'ü toplayacağız. Bakın yeni bir sayfada ben topluyorum onu görebilirsiniz diye. Alt alta yazıyorum. 20, 16, pardon, 20, 10, 16, 20, 10, 16, 20, 14,
4. Hepsini alt alta yazdım. Topluyorum. Bu kadar uzun bir toplama daha önce görmemiştik ama toplayabiliriz. İlk önce birler basamağını topluyoruz. 0, 0 daha 0, 6 daha 6. 6, 0 daha 6, 4 daha 10, 4 daha 14. 4'ünü yazdık. Bir elde. 2, 1 daha 3, 1 daha 4, 2 daha 6, 7, bir elde var. 8. 84 yapıyor. Nasıl 63 buldunuz? Hepsini topladığımızda 84 yapıyor. Bakın bir daha toplayalım. Ben mi yanlış topladım? 20, 10 daha 30. 46, 56, 66, 76, 80, 84. Tekrardan bir toplayalım. Bir dakika topluyorum. Yirmi, on, on altı, yirmi, on dört, dört, 84. 84 olması lazım cevabın. Direkt bunların hepsini topladığımızda 84 sağ. Öğretmenim, ben onları ilkten 78 bulmuştum ve orada 15 olduğu için 78'den 15'i çıkartmıştım. Oradan 63 buldum ben. Öyle yapmayacaktık. Direkt bu sayıları toplayacağız. 20, 10, 16, 20, 14 ve 4. Hepsini toplayacağız. Öğretmenim, ben ondan hepsini topladım ama 78 buldum. Yanlış topladım o zaman. ...84 yapıyor. Cevap 84. Yani ilk teneffüste, birinci teneffüste 84 kişiye alışveriş yapmış. Direkt burada bu ürünleri alanların sayılarını topladık. 84 bulduk. Son soruda ise bize ikinci teneffüste, birinci teneffüsten 15 kişi daha az alışveriş yapmıştır. İkinci teneffüste nokta nokta öğrenci alışveriş yaptı. İlk teneffüste 84 kişi alışveriş yapmıştı, değil mi? Hatırlayalım. 84 bulduk önceki sorunun cevabını. İkinci teneffüste de birinci teneffüstekinden 15 daha az. 15 kişi daha az öğrenci alışveriş yapmış. Yani 84'ten 15'i çıkartıyoruz. 15 kişi daha az dediği için. 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşu 8'di. 7 kaldı. Biz 4'tük. 14 olduk. 14'ten 5 çık. 9. 7'den 1 çık. 6. 69. Son sorunun cevabı da 69.
Evet çocuklar, şimdi sayfa 26'yı tamamladık. Sayfa 27 de ödevdi dünden. Onu çözecektik ama şu an vaktimiz kalmadı. Sayfa 27'yi yarın çözeriz. Ben ödevleri vereceğim ve dersimizi yavaş yavaş tamamlayacağız. 27'yi yarın çözeriz. Ödevleri veriyorum. Şimdi ödevleri Türkçe kitabından vereceğim. Dur, matematikten verebileceğim var mı? Bir bakayım. Matematikten bir dakikacık. Sayfa 41. Matematikten sayfa 41'i işaretleyin. Çevirin sayfanızı. Çevirin, çevirin, çevirin. Sayfa 41. Sayfa 41 ödev. Bu sayfa şu an ekranınızda görüyorsunuz. Sayfa 41. Bir sonraki sayfa, sayfa 42, sayfa 41, 42 ödev. Sayfa 41, 42 ödev. Ve 52 ödev. 41, 42 ve 52 ödev. Tekrardan söylüyorum. 41, 42 ve 52. 41, 42. Şu an ekranınızda görüyorsunuz. 41, 42 ve 52. Sadece söylediğim sayfalar. Hemen Türkçe kitabınızı çıkartın, matematik ödevlerini anladıysanız. Türkçe kitabından da ödev vereceğim. Ve dersimizi tamamlayalım. Türkçe kitabınızı çıkartın. Ben de açıyorum Türkçe kitabımı. Sayfa kaç öğretmenim Türkçe'den? Söyleyeceğim bir dakika. Sayfa 260 ve 261. Ekranı yansıtıyorum şu anda. Zaten orada kalmıştı. Kitabın en sonuna doğruyuz. Sayfa 260 Sayfa 260 şu an ekranınızda görüyorsunuz. Sayfa 260 bu sayfa ödev. Ve bir sonraki sayfa 261 ödev. Zaten bir sonraki sayfada sadece bir tane soru var. Sayfa 260 ve 261 ödev. Ne oldu biliyor musun? Şu an iki sayfa kaldı Türklerin bitmesine. Evet çocuklar, bugünkü derslerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşürüz. Görüşürüz efendim. Görüşürüz.